Herkese merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyoruz, Zarflara devam ediyoruz. Uzun bir konu olduğu için çeşitlerini ayrı ayrı videolarda vermeye çalışıyoruz. Ve yanımızda Işıl Öykü de var tabii ki. Benim güzel kızım da var. O da sizinle beraber konuyu öğreniyor. Başlayalım durum zarflarıyla. Zarfların özelliklerini verdik arkadaşlar. Zaman zarfları hakkında bilgi verdik. Şöyle bir tabloyu hatırlatayım size. Bakın zarfları 5'e ayırdık. Zaman, durum, yer yön, miktar ve soru zarfları. Bu zarflarla ilgili 3. videomuz durum zarflarını işliyoruz. Yer yön, miktar ve soru zarflarıyla devam edeceğiz. Tabii ki arkasından uygulamalar ve ÖSYM tarzı tarzı sorularımız da gelecek. Hemen durum zarflarına bakalım. Durum zarfı neymiş? Durum zarfları, durum belirteçleri fiilin ve fiilimsinin eylemin ve eylemsinin diğer isimlerini de söyleyeyim. Durumunu nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir arkadaşlar. Hani üç arkadaş vardı hatırlıyor musunuz zaman zarflarını bulmak için? Neydi o arkadaşlar? Ne zaman? Ne zaman? Ne, ne zamana kadar? Ne zamandan beri? Şimdi durum zarflarını bulmak için de bir tane soru soruyoruz. Sadece bir tane soru soruyoruz. Neymiş? Nasıl? Nasıl sorusunu fiilimseye sorduğumuzda aldığımız cevap neymiş öykü? Durum, Durum zarfı. zarfı. Evet, hadi bakalım. Şimdi güzel bir cümle var. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Düşün. Nasıl düşün? Güzel. Güzel düşün. Hisset. Nasıl hisset? İyi. i̇yi. Bunlar ne zarfı? Durum, Durum zarfı. zarfı. Devam edelim. Ben hiç ağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğime. Nasıl ağlamadım? Hiç. hiç. Nasıl tutmadım? Hiç. Hiç. Bakın iki cümlede de hiç ne olarak kullanılmış? Durum zarfı. Ve saçlar öyle ümitsizce yüzecek. Nasıl yüzecek? Ümitsizce. ümitsizce. Ne zarfı? Durum, Durum zarfı. zarfı. Kapımı ağırsızca çalan yıllarladır derdim. Çalan an en yıllar isim, sıfat fiil. eylemsiye fiilimsiye soruyoruz. Nasıl çalan? Arsız. arsızca çalan. Dolayısıyla arkadaşlar, altı çizili sözcüklere ne diyoruz? Durum zarfı diyoruz. Sorumuz neymiş? Nasıl? Nasıl? Bir arkadaşımız var. Burada bir arkadaş var. Evet. Ve devam edelim durum zarflarının özelliklerine. Arkadaşlar pekiştirilmiş sıfatlar fiili, fiilimsi nitelediğinde zarfa dönüşür. Öke'ye soruyoruz. Sapa sağlam ev derken sapa sağlamın türü nedir? Ev isminin önüne gelmiş, sıfat. burada sıfat. Yapayalnız kuş derken, kuş isminin önüne gelmiş, sıfat. sıfat. Ama şimdi ben bunları alıp fiillerin önüne getireyim. Nasıl olmuş? Sıfat. Sapa sağlam. Nasıl kalmış? Yapayalnız. Yapayalnız. İşte bakın, burada isme sormuştuk. Burada fiile soruyoruz, yargıya soruyoruz. Dolayısıyla pekiştirmeler neye dönüşüyor? zarfa dönüşüyor diğer ismini de kullanıyorum belirtece dönüşüyor anladık mı hı hı. bir de eşitlik ekimiz var Cace bu eki alan sözcükler zarf olarak kullanılabilir nasıl yaşadık dostça. dostça bakın eşitlik ekimiz burada durum zarfı nasıl geçinmek lazım Arkadaşça. şurada fiilimsi var bunu söylemeden geçmeyelim İsim fiil var. Eylemsi var. Fiilimseye soruyoruz. Nasıl geçinmek lazım? Arkadaşça. İşte biz bunlara da ne diyoruz? Durum zarfı diyoruz. Geçelim. Arkadaşlar bir takım eklerimiz daha var. Cana cene. Maksızın meksizin eklerini alan sözcükler zarf olarak kullanılabilir. Nasıl yemek yanlıştır? Durmaksızın durmaksızın. Bakın maksızın iki almış. Şurada ben bir fiilimsi görüyorum. Konuşmanın derken evet. E, nasıl konuşmanın çaresi yok mu? Cahil cahilcesine. Bakın. Çılsınecesine. Maksızın, meksizin eklerini alan bu sözcükler nasıl sorusuna cevap verdiği için ne olmuş? Durum zarfı. Yani durum belirteci olmuş. Anladık mı? Anladım. Zaten nasıl sorusuna cevap vermiş olması yetmez mi? Bence yetmez. Evet. Evet durum zarflarını anlam bakımından sınıflandırıyorduk. Arkadaşlar ee, bunlardan bir tanesi kesinlik zarfı. Arkadaşlar kesinlik zarfları elbet elbette kesinlikle hiç kuşkusuz er geç mutlaka katiyen asla hiç mi hiç ne olursa olsun şüphesiz yüzde İşte bu kelimeler hem durum zarfıdır hem de anlamları bakımından incelendiğinde ne bildirirler? kesinlik bildirirler. İkincisi yineleme zarfları. Yine, gene, bir kez daha, bir daha, bin kez, çok kez, çok kere, iki de bir dediğimizde nasıl sorusuna cevap veren bu sözcükler durum zarfıdır. Anlamına göre yineleme zarfıdır. Yani kesinlik zarfları ve yineleme zarfları da aslında nedir? Durum, durum zarflarıdır. zarflarıdır. Devam edelim. Listemiz biraz uzun. Diğeri sınırlama zarflarımız. Artık ancak yalnız en fazla tek sözcükleri sınırlama anlamı taşır. Dilek zarflarını öykü okusun. Umarım, umulur ki, keşke, bari, dilerim, inşallah. Bunlar dilek zarfları. Cevaplama zarflarımız peki, elbette, evet, hayır, memnuniyetle. Biz bunları hep kullanıyoruz. Bunlar neymiş sözcük türü olarak? Zarfmış. Çevirelim. Çevirelim çeviremeyelim. Kaldıramadım. Evet Öykü'ye teşekkür ediyoruz. Geçiyorum diğer zarflarımıza. Ee, olasılık yani varsayım zarfları. Belki olsa olsa ola ki tut ki varsayalım ki bunlar olasılık varsayım bildiren zarflar. Bir diğer durum zarfımız Öykü neymiş? Koşul zarfları. Koşul zarfları. Onlar nelermiş? Eğer şayet. Eğer ve şayetmiş. Bir de yaklaşıklık zarfları var arkadaşlar. Yaklaşıklık zarflarımızı okuyalım ökü. Şöyle, böyle, aşağı yukarı, hemen hemen, az çok. Az çok. Evet. Şimdi ben başa alıyorum, ilk yardımı alıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu konuyu karıştırmamak için tekrar e, vereceğim baştan sona size. Şöyle kağıtlarımı düzgün koymadığım için düzeltmem lazım. Öncelikle durum zarfı nedir? Hangi soruya cevap verir? Nasıl? Nasıl sorusuna cevap verir? Neye soruyoruz? Fiile, fiilimsiye, eyleme, eylemsiye soruyoruz. Ama anlamları bakımından bu zarflar ayrılıyor mu? Evet. Çünkü bazen sorularda şöyle soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisinde sınırlama anlamı taşıyan bir durum zarfı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Kesinlik zarfı vardır diye sorabiliyorlar. Bunları bilmeniz için arkadaşlar tekrar baştan hızlıca almaya çalışacağım. Durum zarflarının anlamları. Öykü birincisi neymiş? Kesinlik, Kesinlik zarfları. Kesinlik bildirenler. İkincisi? Yineleme. Zarfları. Yineleme bildirenler. Üçüncüsü? Sınırlama. Sınırlama bildirenler. Dördüncüsü, dilek. dilek bildirenler. Beşincisi, cevaplama. cevaplama anlamı taşıyanlar. Altıncısı, olasılık varsayım, olasılık varsayım zarfları. Yedincisi, Koşu zarfları. koşul zarfları. Sekizincisi, yaklaşıklık, yaklaşıklık zarfları. zarfları. Tekrar ediyoruz. Aslında en kolay konulardan birisidir zarflar ama öğrenciler hep zor olduğunu düşünür. Ökü zor muymuş? Yok değilmiş zor değil durum zarflarımız da bunlar Arkadaşlar ben şuraya bir nasıl yazıyorum kocaman unutmamanız için ve alıyoruz diye Özge hocayı bugünkü videomuz biraz kısa oldu ama durum zarflarını ayrı bir videoda görmenizi istedim bütün zarfları tek tek ayrı videolarda inceleyeceğiz Arkadaşlar bir sonraki ee, videomuzda zarf çeşitleriyle devam ediyoruz. Önemli bir zarf çeşidiyle devam edeceğiz. Yer yön zarfları izlemenizi öneriyoruz şimdiden. Bundan sonra bitişleri kızım yapsın artık. Çünkü ben bu konuda çok iyi değilim. Öykü bana yazdı bir kağıda. Bitişleri oradan okuyorum. Çünkü karıştırıyorum. Evet. Öykü bitişimizi yapsın. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Öyküye veriyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bizi paylaşırsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.